Yayınımı izliyorum şu an telefondan. Sesimi Sefa'dan, yayınımı da Ömer'den göreceksiniz. Böyle tuhaflıklar oldu ama akacak gidecek yani. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu Umut Gürdal. Şu an Blackburn Games'te gameplay programı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 3 yıldır bu sektördeyim. Daha önce İTÜ'de bir Unity'ye giriş eğitim atölyesi vermiştim. Şimdi de insanlara biraz daha sektörü anlatayım diye oyun geliştirmeye giriş kafasında bir eğitim, hani bir atölye verelim dedik. Sektör konuşması tarzında geçecek. İnteraktif olmasını istiyorum ama yani tamamen dinleyebilirsiniz. Size kalmış nasıl isterseniz. Ama interaktif olması çok güzel olur. Çünkü yeni başlayan insanların sektörde nelerle karşılaşabileceğini, hangi zorlukları aşmaları gerekeceğini vesaire anlatacağım. İsterseniz başlayalım ufaktan. Oyun geliştirme maceramda bana sıkça sorulan sorulardan başlamak istiyorum. Çünkü nasıl anlatsam yani bu kimle konuşsam neredeyse bu soruların hepsini duyuyorum. Ya yani buradaki soruları okumayacağım, sıradan gideceğiz zaten. İngilizce şart mı? Maalesef kocaman bir evet bunun cevabı. Çünkü oyun geliştirme sadece Türkiye'de yapılan bir şey değil ve siz yabancı kaynaklara da ihtiyaç duyuyorsunuz. Yabancı insanlarla da konuşuyorsunuz. Ve bu insanlarla iletişim kurabilmek için İngilizce kullanmamız gerekiyor. Çünkü o insanlar Türkçe bilmiyor. Onlara dolaşmamız gerekiyor. Ama İngilizce bilmeden oyun yapılabilir mi? Bunun da cevabı evet. Siz İngilizce bilmeden oyun yapabilirsiniz. Türkçe kaynak çok fazla var. Türkçe topluluk çok fazla var. Ama hobi sınırlarını geçemezsiniz bunu yaparak. Hani iş bulma konusunda İngilizce kesinlikle şart. Özellikle büyük oyunlar yaparken İngilizce maalesef şart. Hatta programlama dillerinden önce İngilizce öğrenmenizi tavsiye ederim. Unreal Unity mi? Bu da çok soruluyor. Özellikle Unreal'ın görsel kalitesinin çok iyi olması, Unity'nin bu konuda biraz daha zayıf kalması, işte mobil tarafta Unity'nin kullanılması vesaire yüzünden insanlar diyor ki abi Unity mi kullanalım, Unreal mı? Sen niye Unity seçtin vesaire. Aslında bu sorunun tam bir cevabı yok çünkü oyun motoru dediğiniz sizin ihtiyaçlarınızı karşılaması gereken bir motor. Mesela siz RPG oyun yapmak istiyorsanız RPG Maker kullanmanız daha iyi olacaktır. İşte Godot kullanabilirsiniz açık kaynaklı olmasından dolayı. Ya da iyice hani ben kendi motorumu yazacağım diyebilirsiniz, yapabilirsiniz. O yüzden hani Unreal Unity mi? İkisinin de artıları, ikisinin de eksileri var. Bunu biraz daha sizin değerlendirip tercih etmeniz gerekecek. Ama ben iş bulacağım dersiniz. Bu Unreal yani bu dediğim Commercial Engine dediğimiz Unreal ve Unity hani sektör devleri. İkisinden birinin developerları çok rahatlıkla iş bulabiliyor. Çok rahatlıkla yani. Neyse. Kod yazmadan oyun yapılabilir mi? Bu sevdiğim bir soru aslında. Geçen sene sorulmuştu bana ve düzgün cevaplayamamıştım bu soruyu. Cevabı yesint. Çok hem Unity'de hem Unreal'da başka motorlarda var mı emin değilim. Visual Scripting tool'ları var. Yani teknik olarak kod yazmıyorsunuz. Oklar çekerek algoritma kuruyorsunuz. Ama bu soruyu değiştirirsek dersek ki algoritma kurmadan oyun yapabilir miyiz? Hayır yapamayız çünkü oyunlar tamamen algoritmalar üzerine kuruluyor. Yani biz bir sistem tasarlıyoruz, o sistemleri birbirleriyle haberleştiriyoruz ve bunların düzgün bir şekilde saniyede 60 kere çalışması gerekiyor. Bunları yapabilmek için de algoritmalarımızı ya yazarak, ya çizerek, o da çizme dediğim de ok çıkararak, belki Unreal'daki BlueProt sistemini görmüşsünüzdür. O şekilde kuruyoruz. Kod yazmadan oyun yapmak birazcık zorlar. Ne kadar para kazanırım? Özellikle başka bölümleri okumuş insanlar, yani başka bölümler derken mesela sosyoloji bölümleri işte daha farklı işte ben mekatronik mühendisliği mezunuyum, makine sektöründe vesaire insanlar bunu durmadan soruyor çünkü kendi sektörleriyle kıyaslıyorlar oyun sektörünü. Oyun sektörün bakıldığı zaman yazılım sektörü olarak değerlendirirsek evet yazılım sektöründe para kazanılıyor ama oyun sektörü yazılım sektörünün emeğiniz karşılığında en az para kazanacağınız sektör. Yani daha farklı yazılım alanlarına yönelirseniz para kazanma olarak baktığınız zaman daha güzel olacak. Bunun nedeni de şu, oyun sektöründe bulunan insanların neredeyse hepsi çok tutkulu, çok istekli insanlar. Bu yüzden şirketlere ya da kendileri adına çalışırken çok fazla ek mesai yapıyorlar. Yani bir oyun geliştiricisiyle karşılaştığınızda abi sen günde kaç saat çalışıyorsun dediğinizde 16 saat bile diyebilir sana size hani 16 saat gün zaten 24 saat sana ne kaldı diye düşünebilirsiniz ama hani öyle bir tutkuyla yapıyor ki aslında isteyerek çalışıyor 16 saat hani patronu veya birileri zorlamıyor onu. Ha bazen şu oluyor mesela
siz oyun yaptınız, GIST'e yetiştirmek istiyorsunuz, Gamescom'a yetiştirmek istiyorsunuz. Tabi o zamanlarda fazla mesai, rahip mesai kendi emeğinizin üstüne koyduğunuz oluyor ama hani bir zorlama durumu çok az yerde var. Bu nedenle oyun sektörüne işlenmiş bir crunch kültürü var. Yani insanlar fazla mesai yadırgamıyor. Hani oyun yetişmedi, abi otobüs çalışır yetiştiririz o zaman. Hani şey değil, bir planlama yapalım, bir şey yapalım çok olmuyor. Burada da kazandığınız paranın aslında emeğinizin karşılığı azalmış oluyor. Hani oyun sektörüne para için giriyorsanız benim tavsiyem girmeyin. Çünkü çok yorulursunuz. Hani hem yazılımın zor olması hem bu crunch kültürü içerisinde gerçekten çok yorulursunuz. Fuat geçmedi. Ve ne zaman iş bulurum? Bu da ne kadar para kazanımdan sonra gelen 2 numaralı soru. Ne zaman iş bulurum cevabı da değişiyor. Yani siz kendinizi ne kadar geliştirdiniz, hangi projelerde çalıştınız, portfolyo olarak ne sunabiliyorsunuz? Bunun altında hani bunlar hani elimizde hiçbir şey yok. Yazılım geçmişiniz var mı? Ne kadar yazılımla haşır neşirdiniz? İşte algoritma kurmakta ne kadar iyisiniz? Data structures biliyor musunuz? Vesaire gibi etmenler çok etkiliyor bunu. Ama ortalama bir süre ver bize derseniz 6 ay belki 1 yıl sürebilir. Hani sıfırdan öğrenmeye başladım ben 1 yıl sonra işe girebilir diyebilirsiniz ama garantisi yok bunun yani. Abi 1 yıl geçti ben hala işsizim de olabilir. Yani bu tamamen sizin kendinize ne kattığınızla alakalı. Ama iş aradığınızda işverenleriniz bakacak, insan kaynakları bakacak. Bu insan kendini geliştirmiş, son bir yılda nereden nereye gelmiş görülüyor ama sizi işe alacaktır. Bölümün problem olur mu sorusu da genelde bu sektör dışından geliyor. Mesela ben kendimden yine örnek vereceğim. Makine sektöründen mezun oldum. Hani makine okudum, inşaat okudum, işte çevre mühendisliği okudum. Ama ben bilgisayar mühendisliği işi yapacağım, bu benim için sorun olur mu? Şu an olmuyor. Çünkü oyun mühendisliği diye bir bölüm Türkiye'de yok. Türkiye'de olmadığı için insanlar kendi kendilerini geliştiriyor. Yani oyun sektörüne bakıyorsunuz, abi sen ne mezunsun diyorsun, ben üniversiteye gitmedim diyor. Aa okey diyorsunuz, niye? Çünkü internette o kadar çok kaynak var ki hani artık bölümden bağımsız bir şekilde oyun geliştirmeyi öğrenebiliyorsunuz. Yani matematik, fizik öğrenmek için üniversiteye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu bir gerçek. O nedenle hani bölüm önemli değil. Ama şu olabilir hani belki hani stajyer seviyelerinde vesaire insan kaynakları der ki ya mühendislik okumuş matematik, fizik biliyor. Ama siz matematik, fizik bildiğinizi göstermek için hani o bölüme ihtiyacınız yok. Yani mühendisliğe ihtiyacınız yok. Bilgisayar ısrarla mouse'umu kaybediyor. Üniversite diploması önemli mi? Bu bölüm sorusuyla bir tık bağlantılı bir soru. Yani üniversite diploması ne kadar önemli? Diploma şu an önemli değil. Şu an bir diplomaya ihtiyaç duymuyorsunuz Türkiye'de çalışmak için. Ama ileride ne olur? Diplomaya ihtiyaç duyar mısınız? Bu konuda hiçbir şey diyemem. Yani yurt dışına çıkarken ise, hani Türkiye'de önemli değil ama yurt dışında, yurt dışındaki şirketler bakıyor, siz ne yaptınız? Eğer bir mühendislik diplomanız varsa onu kendinize sertifika olarak görebilirsiniz. Hani bu ben Türkçe ve matematik ve fizik biliyorum diye yurt dışına göstermiş oluyorsunuz. Çünkü mühendislik mezunuyum. Ama diplomasız yurt dışına çıkamıyor musunuz? Çıkabilirsiniz. Belki zorlanırsınız. Belki diplomanız yok diye bazı şirketler size kapıyı kapatabilir ama çıkabilirsiniz yani. O imkansız değil. Peki diploman var, kesin gidebilir miyim? O da kesin değil. Yani öyle bir gri bölge var diploma konusunda. Yani diplomanız yok diye sizi almayan şirketler diplomanız var diye almayacak. Yani tamamen sizin kendinize ne kattığınızla ilgili. Bu Türkiye'de de böyle, yurt dışında da böyle. Kamerayı bozmadım. Yaşın önemi var mı? Bu bir kez duydum açıkçası bu soruyu. Sıkça sorulan bir soru değil ama çok ilgimi çekti. Yaşın bir önemi yok. Yani çünkü hiçbirimiz yani lisede de başlıyorum oluyor, üniversitede başlıyorum. Ben üniversite 2. sınıfta oyun geliştirmeye başladım. 20 yaşındaydım. Hani
18 yaşında başlayanlar var, 16 yaşında gelip soru soranlar var. Aynı şekilde 35 yaşındaki insanlar da daha yeni başlamış olabiliyor. Yaşın şöyle bir sıkıntısı oldu bence. Siz bir şirkette çalışmaya başladığınızda sizden daha yaşça küçük insanlar statü olarak üstünüzde olabilir. Yani sizden daha yetkin olabilir o alanda. Ama bu benim için bir problem değil dersiniz. Başka bir sorun çıkmaz karşınıza. Yani yaş problem yaratmaz. Sektördeki developer eksiği. Bu eğlenceli bir soru aslında. Çünkü hem sektör içinde hem sektör dışında konuşulan bir konu. Sektörde iyi developer yok. Yani bu bir gerçek. Özellikle Türkiye'de kendini geliştirmiş, artık bir şeyler kanıtlamış developerlar bulunmuyor. Çünkü yurt dışındaki iş yani yurt dışında iş teklifi geldiğinde o kadar cazip oluyor ki Türkiye'ye kıyasla. Hemen yurt dışına çıkıyor insanlar. Buna ben de hak veriyorum yani. Yurt dışı çünkü çok cazip gelebiliyor. Özellikle yurt dışına remote çalışmak, evden çalışmak çok cazip geliyor. Çünkü döviz kazanıyorsunuz. Yani kim istemez bunu? Hal böyle olunca Türk oyun şirketleri diyor ki sektörde developer yok. Çok mantıklı. Bir nedeni de çok fazla iş ilanı var. Çünkü şirketler sırf çalışacak birinin ihtiyacı olduğu için değil, veri tabanı oluşturmak için de iş ilanı açar. Çünkü siz oraya iş başvurusu yaptığınızda CV'nizi atıyorsunuz. Bu şirketlerin veri tabanına kaydolu ve gerçekten birine ihtiyacı olduklarında bu veri tabanını kullanırlar. Hani bize kimler başvurmuş zamanda, ne olmuş, ne bitmiş diye. O nedenle çok fazla iş ilanı açık. Çok fazla şey var ama sektörde developer eksiği var mı? Var, iyi developer eksiği var. Biz bunu kapatabilir miyiz? Niye olmasın? Zırt pırt kameradan çıkıyorum, kusura bakmayın. Bilgisayar mouse'umu kaybediyor. Oyun geliştirmeye karar verdim, nereden başlamalıyım? Burada aslında bir oyun motoru seçmek temelde en iyi başlangıç noktası. Çünkü ben oyun motoru yazacağım dediğinizde kendinizi 3 yıla ekleyebilirsiniz. Özellikle yazılımda sıfırsanız bu 5 yıla kadar çıkabilir. Çünkü karışık fizikle uğraşacaksınız, karışık matematiklerle uğraşacaksınız ve hani motoru yaptım tamam çalışıyor dediğinizde, oyun yapmaya başladığınızda bir sorun çıkacak karşınıza ve sorabileceğiniz biri olmayacak. Çünkü motoru kendiniz yazdınız, yani kime soracaksınız? İnsanların size sorması gerekecek bu noktada. Hani yapılamaz mı? Yapılabilir ama bir oyun motoru seçmenizi ben tavsiye ediyorum. Özellikle Unity ve Unreal, Godot da çok iyi yükselişte bu aralar. Topluluklarda görüyorum hani açık kaynak kodlu diye insanlar Godot'a yöneldi. Hani o yüzden topluluk nerede, nerede insan bulabilirim, nerede kaynak var? Kendinize yararlayıp bir oyun motoru seçmeniz çok tatlı olur. Peki oyun motoru seçtik. Hadi oyun yapalım. Nasıl yapacağız? Burada benim tavsiyem 3 farklı yöntem ama tabii bunlar arttırılabilir, azaltılabilir. İlki kurs takip etmeniz. Online kurs siteleri var. Şimdi reklam sponsorluk almadık. Alsaydık reklam yapardık da. Hani online kurs sitelerinden böyle hazır kurslar takip edebilirsiniz. Bunların güzelliğine size bir yol haritası çiziyor. Hani bakın Unity arayüzünü tanıttım. Bakın 2 boyutlu oyun böyle, bakın 3 boyutlu oyun böyle, fizik motoru şöyle falan diye hani bütün her şeyi tanıdıktan sonra basit oyunlar yapıyorsun. Mesela balon patlatma oyunu yapıyorsun. Başlangıçta aşırı kolay gelebilir. Hani ekranına balon geliyor, basıyorum patlıyor falan ama bunu yapmanız hani 2 haftanızı, 3 haftanızı alacak. Öyle düşünce hazır bir kurs takip etmek çok mantıklı. Hem ilerlemenizi de görmüş oluyorsunuz. İkinci yöntem, bu benim izlediğim bir yöntem. Oyun klonlayabilirsiniz. Nasıl yani? En temel örnekte Flappy Bird, hani kuş var, engeller var, basıyorsun zıplıyor. Bunu klonlayabilirsiniz. Klonladıktan sonra ama, yani yaptım ol etti demeyin. Çünkü YouTube'a girip bunu yazdığınızda yarım saatlik tutorial'lar var ve size oyunu sıfırdan yaptırıyorlar. Kendiniz bir şey ekleyin. Yani kuş mesela bir kanat çıkma animasyonu varsa bir de takla atabilirsin. Atıyorum ileriye dash atabilirsin vesaire, böyle fantastik mekanikler eklemeye çalışın ki bu sefer yazdığınız kodu değiştirmeniz gerekecek ve bunu yaptığınızda aslında o mantığı oturtmuş olacaksınız. Yani ben burada neyi niye yapıyorum, nasıl yapıyorum çok güzel oturmuş olacak. Benim izlediğim bir yöntemdi. Klonladığım ilk oyun Mario tarzı bir oyundu ama çok güzel değildi. Öyle prototip yapa yapa işte 3 yılı geçirdim. Şu anda da çalışıyorum zaten. Sistem prototipleri hazırlayabilirsiniz dediğimde şöyle. Bu birazcık daha farklı. Yani atıyorum Mario'nun son oyunuydu galiba. Triple jump mekaniği var oyunda. Mario bir kere zıplıyor, bir daha zıplıyor. Üçüncü de takla atarak zıplıyor.
Mesela bir 3 boyutlu model bulup bunu taklit etmeye çalışabilirsiniz. Yani sırf mavi dünyası değil, sadece bu zıplama mekaniği. Özel bunu deneyebilirsiniz. Hani triple jump oyuna nasıl ekleniyor? İşte bir oyunda ateş etme mekaniği çok güzeldir. İşte silahın tepmesi. Mesela CSGO'yu örnek vereyim. Her silahın kendi bir pattern'ı var ya, tepme pattern'ı. Bunu nasıl yapmış adamlar? Hadi ben bir silah ekleyeyim. Hani multiplayer olmasın, skor tutma olmasın. Sadece o pattern. Yani bu tip sistem prototipleri hazırlamak da güzel olacaktır. Bu üç yöntemden biri benim tavsiyem, ama arttırılabilir, azaltılabilir. Yani niye sistem prototipi yapayım, oturup oyun yapsın çocuklar diyen olabilir. Hani tamamen size kalmış. Toplulukların önemi. Bu konuda buraya bir YouTube linki bıraktım. Bakabilirsiniz. Sercan Muhlacı'nın bağımsız oyun geliştiricileri için toplulukların önemi diye videosu var. Yaklaşık 56 dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada toplulukların önemi gayet güzel açıklanmış. Zaten benim siz şu an size seslenebilmem de bir topluluk sayesinde. Bunun önemi ne peki? Topluluklarda hem sektörden insanları görüyorsunuz, hem kendiniz gibi yeni başlayanları görüyorsunuz, hem daha oyun sektörüne girmemiş ama girmek isteyen insanları tanıyorsunuz ve bir etkileşim içindesiniz. Siz bir sorun yaşadığınızda, bir yere sorduğunuzda insanlar size yardım ediyor. İşte ben kendime ne yapmalıyım, yani bu noktaya geldim, bundan sonra ne yapmalıyım dediğinizde size yol gösterenler olabiliyor. Networking için işe yarıyor. Yani siz kendinizi orada göstermiş oluyorsunuz. Yarın öbür gün belki patronunuz olacak insanlar, belki birlikte takım oluşturacağınız, oyun yapacağınız insanları topluluklarda tanımış oluyorsunuz. Bu nedenle topluluklar önemli ve videoya bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Buraya da içinde bulunduğum toplulukların simgesini koydum. Lütfen diğerleri bana kızmasın. Zaten hani bir alıp vermediğim yok topluluklarda kesinlikle. Çok fazla topluluk var şu an. Türkiye'de ya sayı aklıma gelmiyor. En son bir liste görmüştüm, 20'ye kadar gidiyordu. Hani daha fazlası da vardır topluluk konusunda. O yüzden mutlaka topluluklara girin, insanlarla tanışın, etkileşim içinde olun. Kitapların önemi. Alpago'ya buradan teşekkür etmek istiyorum bu linki bana attığı için. Yani kitaplar benim için ilk başladığımda hiç önemli değildi, ama sonra şunu fark ettim. Kitaplar benim ne bilmediğimi anlatıyor. Yani tamam, Unity'de bir şeyler yapmaya başladım. Artık platform oyunu, clicker oyunu vesaire yapabiliyorum. Geçenlerde bir FPS oyunu yaptım. Ben artık her şeyi yapabilirim kafasına girmiştim ve kitapları gördüm. Dedim ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü bu linki açmak istiyorum size. Spoiler da vermiş oldum çok. Bir GitHub linki burada. Şu an Discord'da gelmiyor. Yani gelmiyor Discord'da. Oops. Neyse. Şu an ekran yayını vermiş olmam lazım. Hani burada istediğiniz alanlarda bu şekilde listelenmiş kitaplar var. Hani başladım sıfırdan, niye okumam lazım bu şekilde. Yol haritaları çizilmiş, ama gördüğünüz gibi çok fazla kitap var. Bu şekilde gidiyor, advanced'leşiyor, hani ileri seviyeye geçiyor. Mühendislik kitapları var, her türlü yani. Buraya bir göz atın. Kendi motorunuzu yazmak istiyorsanız da Game Engine kitapları var. Hani işinize kesinlikle yarayacaktır. Bu şekilde bir link. Link için Alpago'ya teşekkürler. Devam edersek burada doküman nasıl okunur diye bir slide ekledim. Bunun sebebi sektörde doküman okuyan insan sayısı çok az. Çünkü YouTube'da, işte forumlarda o kadar çok kaynak var ki insanlar kullandıkları tool'ların dokümanını okumaya ihtiyaç duymuyor. Çünkü yapmasını istediği şeyi Google'a yazdığında cevap çıkıyor zaten. Ama dokümanlama şöyle bir güzelliği var. Mesela ben buraya Unity'nin dokümanını koydum. Siz buna bir göz gezdirdiğinizde dahi kullandığınız tool'la, burada oyun motoru, ne yapabildiğinizi öğrenmiş oluyorsunuz. Sırf göz atarak. Yarın öbür gün neler yapabileceğimi biliyorum, detaya ihtiyacım var, bunu kullanacağım dediğinizde dokümanı açıyorsunuz, Ctrl F'ye basıp istediğiniz yere gidiyorsunuz.
Ama bunu yapmak yerine hani Google'a da yazabilirsiniz. Bu sefer şey oluyor. Tool'u bütün anlamıyla kullanmıyorsunuz. Sadece yani birinden gördüğünüz veya onun alma sebebiniz olan neden için kullanıyorsunuz. Ama yapabileceğiniz tonla şey var. Özellikle Blender'ın galiba 300-400 sayfa olması lazım dokümanın. Yani Blender'la yapabileceğiniz şeyleri siz düşünün. 300-400 sayfalık bir dokümandan bahsediyoruz ki Blender kullananlar dokümanı iyi değil diyor. Yani 400 sayfa iyi değilse ne anlatıyor? Hani bir bakmakta fayda var. Ben kendim 3D'ci olmadığım için bakmadım tabii ama hani ihtiyaç duyduğumda açıp bakıyorum. Oradan yani Blender tutorial'ı izlemek ayrı bir şey katıyor ama özellikle sadece bir fonksiyon için bir şey arıyorsam dokümana bakıyorum. Aynı şey Unity içinde de geçerli. Atıyorum fizikte bir şey yapmak istiyorsunuz. Dokümana baktınız. Unity fizik sekmesi var. Altında WidgetBody yazıyor. Bunu aklınızda tutuyorsunuz. Ben fizikle bir şey yapmak istediğimde WidgetBody kullanacağım. Yarın öbür gün oyununuzda fizikle bir şey yapmak istiyorsunuz. WidgetBody'yi koyup orada hatta soru işareti var. Belki anınızda da vardır öyle bir olay. Direkt dokümanı açabiliyorsunuz ve onunla yapabileceğiniz her şey karşınıza çıkıyor. Dokümanlar çok güzel. O yüzden mutlaka okuyun kullandığınız tool'ların dokümanını. İsterseniz 3. parti extension tool'lar olsun, isterseniz oyun motoru olsun, isterseniz modelleme programı, çizim programı olsun fark etmez. Doküman okuyun, size çok şey katacaktır. Ama kitap gibi değil, önce bir başlıklara göz gezdirin. Bu tool ne yapıyor? Sonra hani detaylara inin, merak ettiğiniz şeylerin detaylarına inin. Çünkü 400 sayfayı ezberlemeniz mümkün değil. Yani durmadan açacağız dokümanları, ona hiçbir şey yok. Versiyon kontrol de aslında git diye tanıyoruz biz. Hani Türkçesi versiyon kontrol. Niye git diye tanıyoruz? En ünlü versiyon kontrol sistemi o. Peki ne işe yarıyor? Birden fazla insanın aynı projede çalışmasını ve çalıştıkları projenin versiyonlarını tutmasını yarıyor. Aynı zamanda siz kendi projeleriniz için yapabilirsiniz. Bu ekranda gördüğünüz her bir nokta projenin geldiği bir aşamayı temsil ediyor. Ve siz bu noktalardan istediğiniz birine anında dönüp ya da oradan farklı bir yol çıkarabiliyorsunuz kendinize. Atıyorum şu yukarıdaki kırmızı noktadan Master'dan örnek verelim. Sonuna geldiniz, ilerliyorsunuz, bir şeyler yanlış gitti. Geri döneceksiniz. Eğer bir versiyon kontrol sistemi kullanmıyorsunuz, kendiniz elle yedekleme yapıyorsunuz. Hangi dosyada değişiklik var, hangisi patladı bulmanız çok zor olacağı için hani İşlerinizi yavaşlatacaktır ama burada 3 dosya değişmiş, hadi bunu geri alayım, bu patlamış, sadece bunu geri alayım gibi şeyler yapabiliyorsunuz. O yüzden versiyon kontrol mutlaka kullanın. Çünkü shelter jam'da özellikle şu an nasıl desem, iki arkadaş görmüştüm. Birinde oyun yapılıyor, diğeri kod yazıyor. Ve buradaki yani kod yazılan bilgisayar diyor ki tamam bu kod bende çalışıyor, kopyala yapıştır, Discord'a koyuyor ve oyuna atıyorlar kodu. Yani bu böyle bir geliştirme yaptığınızda hani işiniz çok yavaşlıyor. Ya bunu insanları küçümsemek için vesaire söylemiyorum. Hani ben de böyle hatalar yaptım. Kendi hatalarımı da hani üstüne koyarak gidiyorum ama başkalarının hatalarını da görün diye diyorum. Hani sırf siz şey değil yani kendi hatalarınızı öğrenmeyin, başkalarının hatalarından da öğrenin. Bu versiyon kontrol kullanmamak üzerine bir hataydı. Yapılır yani, hepimiz bir noktada başladık, o yüzden kullanın diyorum ve geçmedi. Hiç ara vermeden devam ediyorum. Normalde burada bir ara vermeyi düşünüyordum ama yarım saat geç başladık zaten. Oyun geliştirme yol haritası dediğim şey sizin iş alanında yani çalışmaya başladık ne yapabilirim anlamında taşıyor. Yani ben buraya 4 şık ekledim ama yani şıklarınız ucu bucağı yok hani. İlk şık çalışanların hiç memnun olmadığı hyper casual alanı. Hyper casual'ın olayı Instagram reklamlarını, Instagram'da reklamlara denk gelmişsinizdir oyun reklamlarına. Aşırı basit, saçma sapan oyunlar. Bütün hyper casual'ı karşıma aldım şu anda. Hani bu tip oyunlar oynayanı çok fazla ve şirketler bunu oynayanı çok fazla olduğu için yapıyor. Yani basit oyunlar ama insana oynadığı sürece yapılmaya devam edecek. Buradaki asıl olay şirketler veri peşinde koşuyor. Yani kullanıcı ne istiyor? Oyuncu ne oynuyor? Yani ben ne yapmak istiyorum değil ya da biz bir hani arkadaşlarla buluştuk şu tarz bir oyun yapacağız değil. Kullanıcı bizden ne istiyor? Mağazanın verileri toplanıyor, bir analiz çıkarılıyor ve biz şu oyunu yaparsak
bu oyun 10 milyonlarca kişi tarafından oynanır diye bir tahmin yapılıyor. Bu oyun yapılıyor, oynanıyor, oynanmıyor. Şirket yoluna bakıyor, bu şekilde ilerliyor. Yani LinkedIn'de falan görüyorsunuzdur muhtemelen. Hypercasual şekil değiştiriyor diye bir postlar çıkmaya başladı. Hypercasual şekil değiştiriyor çünkü veri şekil değiştiriyor. Yani oyuncunun istekleri değiştiği için Hypercasual da şekil değiştiriyor. Yarın öbür gün oyuncular kendileri çok büyük oyunlar oynamaya başladığında Hypercasual şirketleri de büyüyecek. Oyuncular işte şu an çok moda blockchain projelerine kaydığında Hypercasual şirketleri bir anda mobili bırakıp belki de blockchain oyunları yapmaya başlayacak. Yani bu tamamen şeye bağlı, oyuncunun nerede olduğuna bağlı. Şimdi solo developer olarak koyduğum yer aslında bilgisayar oyunlarını kapsıyor. Çünkü bilgisayar oyunları bildiğiniz gibi çok karmaşık sistemlerden oluşuyor ya. Yani bir bilgisayar oyunu yapmaya başladığınızda işiniz çok büyüyor. Yani bunun modellemesi var, sesi var, işte sırf bunlar bile çok büyük bir yük. Ve eğer tek başınaysanız bu resimdeki iki karakterden biri olmanız gerekiyor. Ya tek kişilik bir bando gibi müzik yapıyorsunuz ya da Sünger Bob gibi bu şekilde altı kolunuzun falan olması gerekiyor. Zor ama eğlenceli bir süreç. Ben denedim 3 ay kadar. Muhtemelen devam da edeceğim tek başıma oyun yapmaya. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. Yani denemenizi tavsiye ederim ama her şey sizsiniz yani. Sanat yönetmeni de sizsiniz, sanat tasarımcısı da sizsiniz, ses yönetmeni de sizsiniz, ses tasarımcısı da sizsiniz, lead programmer da sizsiniz, junior da sizsiniz. Ve işinizi hızlandırmak için üçüncü parti araçlar kullanıyorsunuz. Bu araçların nasıl çalıştığını çözüyorsunuz, oyuna ekliyorsunuz vesaire, böyle bir hani geliştirme süreci var. Bence eğlenceli ama kesinlikle zor. Indie ekip, bu görsel özellikle hoşuma gitti, tek başına bıraktım, biraz sırttan olsun. Indie ekipte, şimdi siz oyun yapmak istiyorsunuz, yanınızdaki arkadaşınız da oyun yapmak istiyor, o da oyun yapmak istiyor. Hadi biz birleşelim bir oyun yapalım, hani niye bütün yükü tek başımıza yüklenelim ki, bölüştürmek varken şeklinde ortaya çıkıyor. Şirketleşmiş indie ekipler de olabilir vesaire. Peki indie ne demek? Bu da, burada da çok büyük tartışmalar. Yani kelime anlamına baktığınız zaman yayıncısı olmayan oyun geliştiricisi, yani bir oyunu kendi yapıp kendi yayınlıyorsa geliştirici indie olarak kabul ediliyor. Ama günümüze geldiğimizde Devolver Digital diye bir şirket var. Devolver Digital'i belki duymuşsunuzdur. Kendisi yayıncı bir şirket ve indie geliştiricilerle çalışıyor. O zaman çalıştığı geliştiriciler otomatik olarak indie olmuyor. Çünkü yayıncısı var. Ama indie diye kabul ediliyor. Çünkü neden? İş gücü az şirketin. Bütçesi az. Ve bağımsız, hani ilk oyunları vesaire, ikinci oyunları, hani böyle şirketler biraz daha indie sayılıyor. Ama siz gidip bir şirkete abi siz indie değilsiniz, yayıncınız var dediğinizde yo biz indieyiz der. Hani o konular birazcık karışıklaştı. Hani tam kavramlar birbirlerini karşılamayabiliyor. Mesela 2A diye bir kavram aslında resmi değil. Biz kendimiz uydurduk onu. Çünkü çok iyi prodüksiyonlu indie oyunlar çıkıyor. Diyoruz ki ya bu indie değil ama bu AAA de değil. Bu ne? 2A. Ama öyle bir şey yok hani resmiyette. Bu şekilde. O yüzden kavramlara çok takılmayın derim ben. Hani bir araya gelebiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Bir araya gelip oyun yapın. Bağımsız şirketlere gidebiliyorsanız gidip oyun yapın. Hani hepsi aynı yere çıkıyor. Bilgisayar oyunu yapıyoruz sonuçta ve insanlar sizin oyununuzu oynayıp sizle etkileşime geçmeye başladığında bu size keyif veriyorsa doğru yerde olduğunuzu anlıyorsunuz. Hani bu çok güzel bir şey. Konuştuğum çoğu insan zaten bundan keyif alıyor. Hani sırf keyif olsun hani eğlencesine kendi yaptığı oyunun forumlarında dolaşan insanlar tanıyorum. Hani canım sıkıldı, sabah bir Instagram'da gezeyim yerine kendi forumunda geziyor. Çünkü insanlar oraya video atıyor. İnsanlar oraya hani bir şeyler yazıyor ve oyunla etkileşime geçiyor. Diyor ki bunu ben sağladım. Hani bu çok güzel bir his. Deneyimlerinizi isterim açıkçası. Peki, AAA şirketler ne yapıyor? Burada resmini koyduğum şirketler ve reklamını yapmaktan çekinmiyorum çünkü benim reklamına ihtiyaç duymuyorlar artık. Yani bir oyun yaptığında herkesin konuştuğu şirketler AAA şirketler olarak değerlendirilebilir. Peki, bu şirketlerde çalışmak için ne yapmamız gerekiyor? Hani, tamam, indie şirket, arkadaşımla bir araya geldim ya da işte hocam bir şirket kurdu, girdim oraya, bir takım vesaire ya da tek başıma bilgisayar oyunu geliştirdim, tamam da AAA şirkete nasıl gireceğim? Burada biraz daha uzmanlaşmanız gerekiyor. Spesifik bir alanda uzmanlaşmanız gerekiyor yani.
AAA şirkete girerken ben oyun geliştiricisiyim demiyorsunuz. Ben yapay zeka uzmanıyım diye giriyorsunuz. Ben arayüz uzmanıyım diye giriyorsunuz. Ben ses mühendisiyim diye giriyorsunuz. Yani sizin işiniz o uzmanlaştığınız alan neyse o oluyor. Yani atıyorum oyunda bir hayvan sevme mekaniği ekleyeceksiniz. İşte yolda köpek yürüyor, sevme mekaniği ekleyeceksiniz. Ama siz arayüz uzmanısınız, siz eklemiyorsunuz. Onu uzmanlığı o tarafta, yani gameplay programı bekliyor. Çünkü o bir gameplay falan. Bu şekilde 300 kişinin çalıştığı şirketler, 400 kişinin çalıştığı şirketler olduğu için herkesin bir uzmanlık alanı var ve şirket büyüdükçe uzmanlıklar da spesifik hale geliyor. Zaten bu noktada hani AAA şirketlerden çıkınca alt disiplinler var oyun sektöründe. Bunlar başlıcaları. Ama hani kendinizi bu alanlardan birinde uzmanlaştırabilirsiniz. İlk başta fizik var. Fizik dediğiniz şey oyunun fizik motorunu yazan kişi, yani sırf şey değil, Unity'nin fizik motorunda çalışan kişi değil. Artık bir oyun motorunun fizik motoru kısmını yazabilecek yazılımcılara, hani fizik kavramı unuttum, neyse. Fizik programı falan diye geçiyor olabilir. Belki developer'da emin değilim. Peki bu insanlar ne yapıyor? Çalıştıkları şirket için üzerlerinde geliştirilebilir bir şekilde bir fizik motoru yapıyorlar. Mesela bir yaprağın yere düşmesi için sizin sağa sola hani sallanma efekti verebilmenizi sağlayacak işte. Bunun fizikte hesaplamalarının düzgün, optimize bir şekilde yapılmasını fizik developerları sağlıyor. Aynı şekilde aşağıda AI var. Artificial Intelligence, yapay zeka Türkçesi de. Yapay zeka geliştiricileri ne yapıyor? Oyunlardaki bizim NPC dediğimiz ya da mob dediğimiz, hani düşmandır, işte dükkanı yöneten insandır, RPG oyunlarında sağda solda yürüyen elemanlardır falan, bunları programlıyor. Peki nasıl uzmanlaşabilirim derseniz, bunun için önce bir yapay zeka öğrenmenizi tavsiye ederim Python'la vesaire. Çünkü oyunlardaki yapay zekalar artık çok gelişmeye başladı ve machine learning de oyunların bir parçası olmaya başladı. Yani bir futbol oyunu geliştirirken oyuncu uzaktan şut çektikçe uzaktan şutu gelişsin hani, ve bu machine learning'e bağlı olsun vesaire gibi şeyler isterseniz, ya da aynı şekilde karşınızdaki savaşan bir, yani bir RPG oyunu yaptığınızda savaşan canavarların artık daha iyi savaşmasını, oyuncuyu öğrenmesini isterseniz gibi şeyler ekleyebilirsiniz oyuna ve bunlar machine learning'le oluyor. Siz yapay zeka tabanı, hani yapay zeka temelleri ve machine learning temellerine hakim olmadan bunu oyun motoruna entegre etmeniz çok zor olacaktır. Ve yani yapay zekada gelecekte oyunlarda çok fazlasıyla göreceğimiz bir alan. Hani kendinizi bu alanda uzmanlaştırabilirsiniz. Grafiği ben araştırırken gördüm. Graphic Engineer mi? Yok, Developer. Graphic Developer diye geçiyor ve yine şeydeki gibi, Physics Developer gibi Game Engine'lerin o render teknolojisi, yani o görüntünün işleme teknolojisinin tarafında çalışıyorlarmış. Yani bunu da ben yeni öğrendim. Bunu size aktarmak istiyordum. Çok değişik bir alan çünkü. Ve hani yaptıkları şey, peki diyeceksin ki yani Technical Artist ne yapıyor? Technical Artist dediğiniz insanlar grafik developer'ın yazdığı tabanı kullanıyor. Yani bir terrain datası oluşturulacak ve o bir terrain gösterecek bize. Onun nasıl güzel gözükeceğini technical artist ayarlıyor. Hangi verilerin değiştirildiğinde, işte RAM'de, ekran kartında, işlemcide nasıl çalışacağını, bunun saniyede 60 kere yapıldığında oyuna nasıl yük bindirmeyeceğini de grafik developer ayarlıyor. Yani oyunların aslında bizim ekranda görmemizi sağlayan bu insanlar. Çünkü ya bilgisayar bildiğiniz gibi 0 ve 1'den başka bir şey bilmiyor. Hani ona biz nasıl görüntü vereceğiz kısmında graphic engineer zor bir alan gibi geldi bana, ama deneyebilirsiniz ilginizi çektiyse. Hani bunu yaptığınızda artık bir hani engine ekibinin bir parçası oluyorsunuz tamamen. Yani oyun şirketi sizi alıyor ve diyor ki bizim şöyle bir oyun motoruna ihtiyacımız var. Bunun hani görselleştirilmesini sen yapar mısın diyorlar. Yani o çok nasıl desem ilginç yani. Hani sound kısmı, sound designer değil bu, sound programı. Sound designer'lar bildiğiniz gibi oyunlardaki her türlü sesi vesaire design eden insanlar.
bu birazcık daha ses mühendisliğine kayıyor. Nasıl yani? Oyunda bir ayak sesi var. İşte suya bastığınızda farklı çıkacak, toprağa bastığınızda farklı çıkacak, taşa bastığınızda farklı çıkacak. Hani bunların ayarlanması, doğru zamanda doğru seslerin çıkması, hani oyun içi eventlerin, triggerların seslere doğru bağlanmasını sound programıyla ayarlıyor. Bu aynı zamanda procedural seslerin oluşturulmasında da sound programıyla çalışıyor. Yani şey değil, harici bir program açıp da hani ses dalgalarıyla uğraşmak yerine direkt oyun motorunda hani sesler düzgün çalışsın, düzgün entegre edilsin, kodla düzgün çalışsın, biraz da yazılım alanına kayan bir bölüm. Procedural sound çoğu oyunda kullanılan bir olay. Özellikle bu çarpışma seslerinin oluşturulması. Hani şu hızda çarptığımda bu ses çalsın, şu hızda çarptığımda bu ses çalsın gibi yapılmıyor. Hani arabanın hızına göre vesaire bir frekans, bir şey ayarlanıyor ve var olan bir çarpma sesi buna göre modifiye ediliyor. Ve siz her çarpışı farklı duyuyorsunuz. Çok güzel, hani çok değişik yöntemler var ses konusunda. Uzmanlaşabilirsiniz. Gameplay programı şu an benim çalıştığım alan. Uzmanlaşmak istiyor muyum bilmiyorum ama hani ileride bakacağım buna. Genel olarak oyunun bütün oynanış mekaniklerini siz tasarlıyorsunuz. Az önce örnek verdiğim gibi hani bir evcil bir köpek var, bunun sevilmesi gerekiyor. Karakterin bir animasyon oynatması gerekiyor işte. Hani oyunun durumlarının buna göre değişmesi gerekiyor. Bunu gameplay programı da yapıyor. Hani çok geniş bir alanı var ama kendi içinde de uzmanlıkları var. Yani siz bir RPG oyunun gameplayinde de uzman olabilirsiniz. Yani dediğim gibi bu uzmanlık meselesi şirketin boyutuna göre, sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinize göre gidiyor. Ama Türkiye standartlarına baktığımız zaman game developer title altında herkes gameplay programıdır. Çünkü bakıyorsunuz yani sen ne yaptın, ben bir platformer yaptım diyor. Gördüğünüz şey gameplay hani. Ama tabii bu çok büyük bir genelleme oldu. Nasıl desem, yeni başlama seviyesi için geçerli bir kuralları daha çok. Yani ben game developer olacağım dediğinizde gameplay programı oluyorsunuz aslında. Ama bu siz bir yıl sonra bir anda AI çalışmaya başladınız. Hani hala game developer'sınız, onda bir sıkıntı yok. Sadece Türkiye'de birazcık şey, kavram karışıklığı var, o anlamda değinmek istedim. UI kısmı en büyük örneğiyle oyuncu pencereyi küçülttüğünde mesela UI elementlerinin kafayı yemesi muhtemelen başınıza gelmiştir. Yani oyun geliştirirken illa görmüşsünüzdür ya da izlediğiniz videolarda. Böyle bir pencere boyutu değiştirdiğinde falan UI'lar kafayı yer. İşte responsive UI dediğimiz olay da bu zaten. Hani pencere boyutunu değiştirdiğinde de UI kendini korusun. Başta bu olmak üzere hangi butona basınca ne olacak, hangi buton nereye gidecek işte. UI içindeki animasyonların ayarlanması falan filan hepsini UI developer yapar. Güzel alan ama hani dediğim gibi sırf UI ile çalışıyorsunuz. Keyif almam derseniz size kalmış. Network kısmı benim girmeye en çok korktuğum alan ama belki de en dikkat edilmesi gereken kısım bu. Çünkü network'ta sıkıntı çıktı mı istediğiniz kadar güzel gameplay'iniz olsun, istediğiniz kadar güzel ses koyun oyuna, istediğiniz güzel UI koyun. Hani multiplayer oyunda network çöktü mü kimse oynamaz. Özellikle competitive oyunlarda düşünün. Hani adama tıkladınız ve tıkladığınızı algılamadı. Oyunu bir daha açar mısınız? Açmazsınız. Network kısmında uzmanlaşmak için yapmanız gereken tek şey multiplayer oyun yapıp hani şey, yeni yöntemler öğrenmek. Çünkü multiplayer bir oyun yaptığınızda bir server ve client'a ihtiyaç duyuyorsunuz ve server'ın kim olacağı, client'ın kim olacağı size kalmış oluyor. Hani insanlar birbirlerine misafir olarak da bağlanabilir, sizin açtığınız bir yere de gelebilir ve hani senkronizasyon problemleriyle karşılaşacaksınız. Bunları çöze çöze network kısmında uzmanlaşabilirsiniz. Game tools dediğim kısım developerların mesela bir mekaniği yazdıktan sonra o mekaniğin başka yerlere de entegre edilmesini kolaylaştıracak tool'ların yazılma kısmı. Özellikle tool developerlar hani bunu yapar. Çünkü bir ses dosyası var mesela. Ses dosyasını atamanız gerekiyor. Bu atama işleminin kolaylaştırılması tool developer'ın işi. Ya da bir level design yapılacak. Hani procedural bir level design. Bu procedural kısmı
tool developer yazabilir. Sonra level designer başına oturup o tool'u kullanarak level tasarlar. Sonuçta procedural level dediğinizde illa şey gelmiş aklına, yani procedural yazdım, oyunu başlattım, artık durmadan code level tasarlayacak. Hayır, öyle değil. Level designer, yani böyle olan oyunlar da var tabi ama level designer bilgisayarın başına oturup 1000 tane level tasarlayıp "Aa bak şunlar güzelmiş" diye aralarından seçip oyuna koyabilir. Yani şey, illa her şeyi koda bırakmak gerekmiyor. Bu noktada tool developerlar çok yardımcı oluyor. Hani geliştirme aşamasında siz oyuna değil, yani oyunu geliştiren insanlara tool yazıyorsunuz aslında. Hani bu üçüncü parti tool deyip durduğum şeyler tool developerlar tarafından yazılıyor. Engine kısmına geldiğimizde de özellikle kendi engine'ini kullanan oyunlar bu tip insanları işe alıyor ve hani sadece işleri game engine yazmak oluyor. Tabii bu küçümsenecek bir şey değil çünkü oyun motoru, yani Unity kaç yıldır geliştirilen bir şey, Unreal yıllardan beri geliştirilen bir şey. Yani böyle düşündüğünüz zaman game engine yazmak kolay değil. Ama şirketler çok büyük olduğu için ve bu tip commercial engine'lere para ödemeleri gerektiği için kendi engine'lerini tercih ediyor. E kendi engine'lerini yapayım dediğimizde de öyle bir ekip toplamanız gerekiyor sırf engine tarafında. Bu şekilde hani oyun motorunda da uzmanlaşabilirsiniz. Ben elimden geldiğince size sektörü tanıtmaya çalıştım. Nelerle karşılaşacaksınız, gelecekte ne yapacaksınız diye. Sorusu olan var mı? Evet, burada sorularım var. Ha, çok güzel. Evet, ilk soruya başlıyorum. Dinliyorum. İngilizce ne kadar şart? Fluency mi? Yoksa reading ve listening de B2 yeterli mi? İngilizce ne kadar şart? Ya fluency İngilizce bende yok açıkçası. Hani ben akıcı, yani konuşabilirim, iletişim kurabilirim ama akıcı bir İngilizce konuşamıyorum. Özellikle okuma kısmında çok gerekli çünkü insanlarla iletişim kurduğunuzda onlar size İngilizce cevap yazıyor. Hani insanlarla konuşmuyorsunuz, yazarak da etkileşime geçiyorsunuz. O noktada B2 mi demişti? B1 veya B2 fark etmez, İngilizce yeterli olacaktı. Şart olma konusu, dediğim gibi, sektörün İngilizce olması. Yazdığımız kod İngilizce, okuduğumuz kaynak İngilizce, etkileşim kurduğumuz insan İngilizce konuşuyor, İngilizce yazıyor. Bu nedenle. Yani %99 olan, %99 şart diyebilirim. Ama o %1 ne? Ben hobi için yapıyorum dersiniz. İngilizce bilmenize gerek yok hani. Bir diğer soruya geçiyorum. Godot bir alternatif olabilir mi? Godot, şu anda ben Godot'a geçmeyi kendi açımdan tercih etmedim ama Godot'a geçen çok fazla tanıdığım oldu. Bir alternatif ileride neden olmasın? Blender'da açık kaynak kodlu bir proje. Godot da o şekilde kendi ismini duyurabilir. Ama şu anda sektörde hani iş anlamında kullanılan bir motor değil. Unity ve Unreal daha çok tercih ediliyor. Eğer şirketler bu motorları kullanmayacaksa kendi engine'ini yazıyor. Bir diğer soru. Mekatronik sektöründen oyun geliştirmeye geçiş zorladı mı? Yoksa okuldaki C altyapısının büyük faydası oldu mu? Okuldaki C altyapısının şöyle büyük bir faydası oldu. C# daha kolay bir dil olduğu için dili öğrenmem kolay oldu. Algoritma kurmam zaten, hani algoritma bilerek geldiğim için o konuda rahatlık oldu. Tek zorluğu okul beni zorladı. Şöyle zorladı. Ben okul için makine çalışıyorum. Oyun için bambaşka bir şey çalışıyorum ve ikisine de zaman ayırmam gerekiyordu. Pandemi bu konuda çok yardımcı oldu. Okula gidip gelmediğim için artan yol zamanımı oyun geliştirmeye verebildim. Onun dışında bir zorluk çekmedim. Aynen. Son sorumuz geliyor. İkinci bir Stoner Kara olmak mümkün müdür? Dediğiniz kişiyi tanımadığım için şu an kendimden nefret ettim ama neden olmaz? Yani bir de Discord'da bir soru var sanırım. Game Developer, Fizik ve Matematiği Türkiye şartlarında hangi kitaplardan veya nasıl öğrenebilir? Yani Türkiye şartlarında birazcık ucu açık bir şey olmuş. Çünkü Türkiye'deki şu an oyun sektörünün neredeyse yarısı hypercasual'da çalışıyor. Ve hypercasual'da fizik, matematiğe ihtiyaç duymuyorsunuz çünkü hazır zaten. Yani siz yeni bir oyuna başladığınızda oradaki matematiği kullanmıyorsunuz. Ama şöyle... kitaplar çok pahalı olduğu için korsan indirilebiliyormuş diye duydum. Hani
Ben yapmadım, bir arkadaşım yapıyor. O şekilde temin edebilirsiniz yabancı kitapları, Türkçe kitapları. Ya da ikinci el kullanabilirsiniz. Ben çok yaptım ikinci el kitabı mesela. Yani bu şekilde temin edebilirsiniz. Ama fizik ve matematik öğrenmek için kitaptansa ben MIT'nin derslerini dinlemenizi tavsiye ederim. Sonuçta ücretsiz. Oyun geliştirme öğrenmeden 3D modeling ile iş bulmanız zor mu? Aslında oyun geliştirme, hani baktığınız zaman modellemeyi ve programlamayı içinde barındırıyor. Ama programlama ve modelleme ayrı işler. O yüzden modelleme yaparken yazılıma ihtiyaç duymuyorsunuz. Onun uzmanlıkları daha farklı oluyor. Yani siz modelleme yaparken az poligon kullanarak güzel görünen modeller yapmaya çalışabilirsiniz. Ya da yüksek poligonlu aşırı detaylı modeller, yani tamamen ihtiyacınıza göre. Yani uzmanlık alanım olmadığı için bu konuda bir şey diyemem ama 3D modelingde yazılıma ihtiyaç duymadan iş bulabilirsiniz. Özellikle mimarlık sektöründen çok fazla insan var. Çünkü mimarlıkta 3 boyutlu programları kullanıyorlar zaten ve kendileri o sektörde iş bulamaz ya da istemezlerse direkt oyun sektörüne gelebiliyorlar. Çünkü 3D modellerimi biliyorum ben zaten diyor ve işe girebiliyor. Aynı kafada yani. Programı kullanabilmek önemli bu noktada. Başka bir sorunuz var mı? Şeyle sorunla gelen vesaire. Şu anda gönlümde başka bir sorun yok. Buradakilerden sorsunlar mı? Python bilmek ne kadar yardımcı olur? Sadece yapay zeka temelinde yardımcı olur. Ben Python'a başlayıp bir yerde bıraktım. Hiç yani şey olarak bir kod yazıyormuş gibi hissettirmedi. Python developerlar beni yanlış anlamasın. Hani tamamen bu kendi hissim. Python kullanırken kod yazıyormuş gibi hissetmedim. Ama oyun geliştirmek için Python şart değil. Sadece yapay zeka temellerini Python'da daha rahat atabileceğiniz için Python dedim. Ama ben yapay zeka çalışmayacağım diyorsan Python'a gerek yok. Hayır. Başka soru arkalarda vesaire var mı? Bu crunch kültürü dediğiniz tanımı. Fazla mesai kültürü. Yani normalde mesai saatleri kaç? 60 mıydı? 45. 45 saat Türkiye'de. 8 saat hafta içi çalışıyorsunuz, 5 saatte cumartesi çalışıyorsunuz. Yani resmiyette böyle. Ama bazı şirketler diyor ki biz hafta içi 9 saat çalışalım, cumartesi yoğuna yatalım ve normalde sizin 9 saat çalışmanız gerekiyor. Yani işe 9'da giriyorsunuz, 6'da çıkmanız gerekiyor. Ama proje yetişmedi ya da o gün bitirmeniz gerekenler bitmedi. 6'da diyorsunuz ki kendi isteğinizle, yani bu şey değil, hani patronların dayatması veya şey değil, tamamen developerların tutkusu nedeniyle kaynaklanan bir şey. 6'da ben bunu bitireceğim diye hırs yapıp 8'de 9'da çıkabiliyorsunuz şirketten. Ya da bir şey yetiştirmeniz gerekiyor, 10'da 11'de çıkıyorsunuz ve bu aylarca süren bir şey oluyor. Kanten Pikseller diye bir kitap var. Çok ünlü olmuştu. Okumuş olabilirsiniz, okumadıysanız mutlaka okuyun. Oradaki hikayelerin hepsinde bir fazla mesai var. Yani tek başına çalışan developer bile günde 15 saatini ayırıyor buna. Ya evde oturduğu halde kalkıp başka bir şey yapmıyor. Çünkü onun tutkusu haline gelmiş artık. Yani bir noktadan sonra şeye dönüşüyor zaten. Projeyi kapattığınızda bile kafanızda o kapanmıyor. Ne sistemi nasıl optimize edebilirim? Acaba bu hata nereden kaynaklandı diye kafanızda durmadan düşünmeye devam ediyorsunuz. O yüzden yani crunch kültürü birazcık karşılıklı olmuş bir şey. Yani hem developer istekle kalıyor hem bu patronun işine geldiği için bir şey yapmıyor ve bu şekilde bir kar topu etkisi günümüze kadar geldi. Zaten Blizzard'dı sanırım ismi çok anıldı bu konuda. Rockstar da öyle. Hani çok anılan şirketler ama şu anda sanırım ikisi de bir kendilerini düzelttiler çünkü bir şey duymuyoruz. Olsaydı duyardık mutlaka. Hiç dövüş oyunu yapma deneyimimiz oldu mu? Dövüş oyunu yapmadım, hayır. Mugen ya da Aikman tarzı, bu acaba işin açılımı tarzı açık kaynaklı programları biliyorsanız önerir misiniz? Ya açık kaynaklı program, bazı insanlarda şey oluyor, açık kaynak iyidir, evet iyidir çünkü çok fazla insan geliştirir. Yani siz bir açık kaynaklı programı alırsınız, dersiniz ki böyle bir özellik yok, ekleyeyim ve o programa eklersiniz. Hani bu şekilde kümülatif bir büyüme var açık kaynaklı programlarda. Sevilmesinin sebebi tamamen bu. Mesela bugün bir Unity'yi açtığınızda yeni versiyonunu motor çalışmayacaktır. Çünkü o beta sürecinde daha da insanlara test ettiriyorlar. Aslında siz orada beta indirerek test yapıyorsunuz kendinizi.
Ama Godot'ta mesela böyle bir problem çıktığınızda karşınıza, ya bu niye oluyor acaba deyip hani programı açıp kendiniz bile düzeltebilirsiniz. Hani yapan bu yayınlayan insanlarla haberleşebilirsiniz. Bu konuda açık kaynak programları öneririm, kullanın. Özellikle ücretsiz olmaları çok büyük bir avantaj bizim için. Fizik, matematik, MIT derken CS derslerinden mi bahsediyorsunuz? Dersin kodunu bilmiyorum maalesef ama internette yayınladıkları derslerden bahsediyorum, evet. Kendi öğretmenlerinin videolarını attıkları kaynaklardan bahsediyorum. Ya zaten bu hani şey için çok şart değil yani, fizik, matematik, nasıl desem, fizik mühendisi ya da matematik mühendisi olmayacaksın. Sadece vektör matematiği özellikle çok işinize yarayacak. Çünkü oyunda her şey hareket halinde. Bu hareketi siz kafanızda kurabilir hale geldiğinizde aslında işler rahatlamaya başlıyor. İşte rotasyonlar için çok kafa yakıcı olabiliyor yani. Ya bu niye bu şekilde dönmüyor diyebiliyorsunuz. Çünkü rotasyonun hesaplanma şekli çok farklı bilgisayar tarafında. Hani bunları algılayabilmek için özellikle parantez açmam gerekirse vektör matematiği öğrenmenizi tavsiye ederim. Shader geliştirirken de çok işinize yarayacaktır. Gerçi Shader ben çok geliştirmedim ama geliştirdiğim dönemde sadece vektör matematiği kullandım. Aylık matematik. Ben aylık matematik bilmediğim için tavsiye edemem. Hani bir şey diyemem o konuda. Aylık matematik bir bilgisayar mühendisi dersi. Hani bilmeyen varsa diye açıklayayım. Bir konu yani bilgisayar mühendisi dersi demem yanlış oldu. Bir matematik alanı ve bilgisayar mühendislerine anlatılan bir konu. Ben kendim aylık matematik öğrenmedim. Ama öğrenmem gerekirse ileride yapacak bir şey yok. Ama illa hani böyle konuları değişeceksek hani şey detaylara ineceksek data structure ve algoritma öğrenmeniz şart bilgisayar mühendisliği alanında. Hem ders olarak hem mantık olarak. Ya yani şeyden bahsetmiyorum, algoritma derken algoritma şemasının nasıl çizildiği değil, hani bir algoritma nasıl kurulur? Ben kurduğum bir algoritmayı koda nasıl dökelim gibi şeylere çalışmanız çok faydalı olur. Özellikle bunu yaparken kağıt kalem kullanırsanız kod yazarken çok güzel oturacaktır. Çünkü yazmak istediğiniz kodu önce kağıda anlatmanız gerekecek. Eğer siz onu şekillerle anlatabiliyorsanız zaten devamında yazıya dökmek zor olmayacaktır. Burada şekil işte if dört köşeli ben yuvarlak yaptım falan çok önemli değil. Zaten kendiniz çalışıyorsunuz. Başka sorun yok sanırım. Şimdi ben teşekkür ederim katıldığınız için. Burada sorusu olan var mı? Ufaktan bitirelim o zaman. Çok da geçe kalmayalım. Bir soru geliyor galiba. Bekleyeceğim heyecanla. Teşekkür gelmiş. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Atölyemiz sona ermiştir. Herkese katıldığı için teşekkür ederiz. İyi günler.